Herkese merhaba, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar, değerli hocalarım. Bugün artık mühendislik fakültemiz özelinde klasikleşen mühendislik kampları çalışmalarımızın inşaat mühendisliği ayağını gerçekleştireceğiz. İnşaat mühendisliği ve yaşanabilir, sürdürülebilir yapılı çevre etkinliğimizin ismi. İnşaat mühendisliği düşünen, bölümü tanımak isteyen tüm öğrenci arkadaşlar için oldukça verimli bir çalışma olacak şüphesiz. Çok kıymetli hocalarımız inşaat mühendisliğinden bugün bizlerle birlikteler. Doçent Doktor Gökhan Kirkil Hocam, Doktor Aslı Senem Açıkel Hocam ve Doktor Öğretim Üyesi Sarven Akçelyan Hocam. Sizler de hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, sizleri bekletmemek adına sözü hemen ilk dersi verecek olan Gökhan Hocam'a bırakmak istiyorum. Gökhan Hocam buyurun, söz sizde. Merhabalar, tekrar herkese hoş geldiniz. Bugünkü İnşaat Mühendisi Tanıtım Etkinliği'ne. Ben başlayacağım ilk önce. Bölüm başkanı ismim Gökhan Kirkil. Sonra Aslı Hocamız ve Sarven Hocamız sizlere kendi sunumlarını gerçekleştirecek. Ben hemen ekranımı paylaşarak başlayayım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün aslında inşaat mühendisliğinin biraz daha yani farklı bir yönüne bakacağız. Sürdürülebilir yapılı çevre konulu aslında bir sunumumuz olacak. Ben biraz daha genel konulardan bahsedeceğim. Aslı Hocamız ve Sarven Hocamız da benden sonra biraz daha detay konularla devam edecekler. İsmim Gökhan Kirkli, biraz önce de bahsetmiştim. Biraz kendimden bahsedeyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği lisans derecesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Iowa Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Daha sonra Amerikan Enerji Bakanlığı'nda bir ileri araştırma laboratuvarında çalıştım. San Francisco civarında. 3 senelik bir deneyimden sonra Kadir Has Üniversitesi'ne dönerek buradaki çalışmalarıma devam ettim. Özellikle benim çalışma alanlarım tabii inşaat mühendisliği, biraz sonra bahsedeceğiz. Yapılar, su kaynakları, zemin, köprüler, işte proje yönetimi, malzeme gibi çok çeşitli alanlardan oluşuyor. Özelleştirebileceğiniz alanlar var. Ama ben daha çok hidrolik, hidroloji ve su kaynakları üzerine çalıştım. Biraz da bu yeni konular, işte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjinin yapılarda kullanılması konusunda çalışmalar yürütüyorum. Son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji alanında oldukça büyük projeler aldık. Avrupa Birliği projeleri, onları yürütmek çalışıyoruz. Enerji verimliliği, yine konutlardaki enerji verimliliği de çalışma alanlarımdan bir tanesi. Şimdi sunum başlığımızda iki şey, aslında üç tane önemli kelime vardı diyelim. Bir tanesi inşaat mühendisi, ikinci mühendisliğin tanımını yapmamız lazım. Sürdürülebilirlik son yıllarda önemi oldukça artan bir konuydu. Bir diğeri de yapılı çevre. Şimdi bu yapılı çevre konusunu biraz daha geç anlatmam gerekiyor. Çünkü ilk önce bu iki kelimenin, mühendislik ve sürdürülebilirlik konusunun tanımını yapmamız gerekiyor. Ondan sonra yapılı çevrede bunu nasıl kullanabiliriz, o konulara bakacağız. Mühendis tanım olarak aslında, yani kelime anlamı olarak hesaplama, hendeseden, yani hesaplama konusu kelimesinden geliyor. Ama asıl sözlük tanımı olarak bakarsak bir tartışmalı bilgi hakkındaki sınırlı veriye dayanarak hassas tahminlerde bulunan kişi. Yani mühendislik aslında bugün her gün yaşamımızda karşımıza çıkan ulaştırma problemi, işte zemin problemi, barınma problemi gibi çeşitli problemler hakkında çözüm üreten insan. Ama tabii ki burada biraz daha pratik düşüncenin gereği olarak biz sorunlara çözüm bulurken çoğu zaman gerçek hayatta sınırlı veriye sahip oluyoruz. Bu ne demek? Mesela bir yere bina yaparken zemin hakkındaki bilgileriniz tam olmayabilir. O konu hakkındaki yine tecrübelerinizi kullanarak bir çözüm üretmeniz gerekebilir. Yine bir bina tasarlarken orada binanın hangi deprem yükleri hakkında kalabileceğini tam olarak kestirmeyebilirsiniz ama belli bir deprem yükü altında güçlü, güvenilir ve hesaplı bir şekilde tasarım yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla bizim için, mühendisler için önemli olan iyi bir tasarım yapmak, bunu düşük maliyette ve güvenilir olarak gerçekleştirmek, hayata koymak en önemli konulara olarak gözüküyor. Son yıllarda yine popüler olan bu sürdürülebilirlik konusu mühendislik aslında eğitimimize de yansımaya başladı. Sürdürülebilirlik konusu aslında nereden biraz daha gündeme gelmeye başladı? Bu iklim değişikliği konusuyla birlikte. Çünkü artık yavaş yavaş bizim yaşadığımız doğa olayları, yağmurlar, seller daha sıklıkla, daha şiddetli olarak karşımıza çıkmaya başladı. O zaman dedik ki biz o zaman doğayla daha barışçıl bir şekilde inşaat mühendisliği yapılarını inşa etmemiz lazım. Sürdürülebilir yapmamız lazım. Hem doğada sürdürülebilirlik hem yapılar açısından sürdürülebilirlik. Genel olarak sürdürülebilirlik bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yetilerini elden almamak olarak tanımlanabilir. Yani bu kavram biraz daha aslında şirketler tarafından bazen de yanlış kullanılıyor. Sürdürülebilir şirket, sürdürülebilirlik faaliyetleri
bir şirketin devamlı olarak faaliyette bulunması demek değildir. Ne demektir? Faaliyetlerini gerçekleştirirken doğal kaynaklarını, insan kaynağını doğayla barışçıl bir şekilde değerlendirmek ve bunları, kaynakları tüketmemektir. Yani siz bugün bir inşaat yapıyorsanız, inşaat malzemesi kullanıyorsanız, o malzemenin aslında doğada sınırlı miktarda bulunduğunu göz önünde bulunmanız gerekir. O zaman siz eğer bu kaynakları hiç gelecek nesilleri düşünmeden harcamaya devam edersiniz, bu kaynaklar belli bir yerde tükenecektir. O zaman gelecek nesiller bu kaynaklardan mahrum kalacaktır. O zaman onların o ihtiyaçlarını karşılarken o kaynakları kullanamama yetilerini de ellerinden, kullanma yetilerini de ellerinden almamanız gerekiyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik aslında şirketler açısından biraz da yanlış anlaşılıyor. Faaliyetlerin devamlı sürdürülebilir, şirketin devamlı yaşaması anlamına gelmiyor. Faaliyetlerin aslında doğal kaynakları mümkün olduğunca gelecek nesillerin de kullanabilmesini, onlardan faydalanmasını sağlayarak gerçekleştirmek anlamına geliyor. Şimdi biz aslında inşaat mühendisleri olarak bir yaşam olacaksa bir yerde, insan faaliyetleri gerçekleşecekse doğayla iç içe bir ne yapmamız lazım? Çözüm gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi burada gördüğümüz şey bir havza. Bizim için havza, yani bir nehrin, ana nehrin ve kollarının su topladığı bölge diye düşünebiliriz. Yani buradaki su kaynakları ne yapıyor? Bu küçük nehirleri ve ana nehri besliyor ve havzanın bir çıkış noktası var. Havzanın çıkış noktasında bu nehrin aslında debisinin de akışının da en fazla olduğu nokta. Dolayısıyla biz bu havza içerisinde nasıl bir yaşam inşa ederiz? Yani insanların bu havza içerisinde yaşamasını düşünelim. Şimdi Türkiye'de mesela buna örnek ne diyebilirsiniz? Nasıl bir örnek? Mesela Meriç Havzası. Meriç Havzası dediğimiz işte Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerini kapsayan, aslında oradaki bütün yaşam faaliyetlerini içeren bir havza diye düşünebilirsiniz. Gediz Havzası yine Manisa, İzmir. Küçük Menderes, Aydın, Denizli. Büyük Menderes yine Aydın, Denizli bölgelerini kapsayan. Yani orada tarım faaliyetleri olabilir, sanayi faaliyetleri olabilir. İnsanlar orada yaşayıp barınma ihtiyaçlarını karşılayarak yapılar inşa edebilir. Ve bunları aslında doğal kaynakları kullanarak yapacağız ve doğanın da işleyişini bozmadan gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi ne yapacağız ilk önce? İlk önce insanların en temel ihtiyaçları barınma. Yani bugün insanlar bir eve girmesi lazım. Orada yaşam sürdürebilmesi lazım. Burada ne yapacağız? Yavaş yavaş evler inşa etmeye başlayacağız. Şimdi bu evler çok katlı olabilir, az katlı olabilir. Oradaki imara açık arazilere dayanarak bu evleri inşa ettikten sonra elbette ki bu evlerde yaşayan insanlar için beslenme, yani tarım faaliyetleri gerçekleştirmemiz lazım. Tarım ve yaşamın gerçekleştirmemiz için illaki su kaynağına ihtiyacımız var. O zaman en temel olarak evleri inşa ettik, barınma ve su kaynaklarını kurduk ve daha sonra ne yapmamız lazım? Su kaynaklarının yararlanabilmek için su kaynaklarında kendisini devam ettirebilmesi lazım. O zaman bu inşaat mühendisi olarak neyi düşüneceğiz? Yağmurların ne kadar buraya, havzaya yağacağını, ne kadar su kaynağı bulabileceğimizi, ne kadar su kaynağı bu havzada kullanabileceğimizi hesaplamamız lazım. Bunun için de tabii ki inşaat mühendisi programında öğrettiğimiz hidroloji dersinde su döngüsü, yani bu havzaya yağan bir suların bir kısmı nehirlerde akarak, bir kısmı yüzey suyu olarak, bir kısmı yeraltı suyu olarak, bir kısmı da aslında buharlaşarak atmosferdeki su miktarıyla birlikte bir su döngüsü oluşturuyor. O zaman yağmur yağdı, belli yerlerde toplandı. Toplanan yerlerde tabii ki nehirlere karıştı. Nehirlerde belli bir miktar su var. O zaman biz bunu değerlendirmemiz lazım. Ama şunu da unutmamamız lazım. Su miktarı bazı zamanlar çok az olacak. Biliyorsunuz işte bir geçen yılların ortalarında İstanbul'da bir kuraklık yaşamıştık. Bazı zamanlarda da su miktarı çok artacak ve sellere yol açacak. O zaman sel durumlarında, yani kuraklık durumlarında suyu depolamamız gerekiyor. Depolamamız gerektiğini anlıyoruz. Bu da yine inşaat mühendisliğinin konularından bir tanesi. Baraj inşa ederek suyu depolayabiliriz. Fazla su durumlarında ise seller oluşacak. Sellere karşı da yaşamımızı, tarım arazilerimizi korumamız gerekiyor. Yine ne oluyor? İnşaat mühendisliği konusuna giriyor. İşte bu aslında doğayla iç içe tasarladığımız tüm faaliyetlerin ismi bu built environment ya da İngilizcesi built environment ya da bizim Türkçe olarak yapılı çevre dediğimiz konuyu oluşturuyor. Başka neler olabilir? İnsan faaliyetleri arttıkça daha fazla suya ihtiyacımız olacak ve
kanalları inşa etmemiz lazım. Yakın bölgelerden, barajlardan kanalları inşa ederek daha fazla suyu temin etmemiz lazım. Kanallar yapmamız lazım. Barajları inşa etmemiz lazım. Ve bütün bu faaliyetler ne oluyor? İnşaat mühendisliğinin konusuna geliyor. Ve aslında devamlı devam eden bir inşaat faaliyeti. Yani sele karşı önlem, kuraklığa karşı önlem, artan su gereksinimine karşı önlem, tüm bu konular aslında inşaat mühendisliği konularını aralarında. Peki artan yaşam faaliyeti aynı zaman neyi getiriyor? Enerji. Sürekli artan bir enerji ihtiyacı. O zaman ne yapmam lazım? Santraller yapmam lazım. Özellikle elektrik için barajlar inşa etmem lazım. Hidroelektrik santralleri ise temiz bir şekilde bu elektriği üretebilirim. Yetmezse fosil kaynaklara başvurabilirim. İşte doğalgaz, kömür santralleri. Yine yenilebilir kaynaklardan jeotermal, rüzgar, güneş gibi çeşitli kaynaklardan enerji üretmem ve burada yaşayan insanlar için enerji temin etmem lazım. Bu da yetmiyorsa biliyorsun, bildiğiniz gibi son yıllarda Türkiye'de yaptığımız gibi nükleer enerji elektrik santrallerinde elektrik üretmemiz mümkün. Peki burada bu tüm faaliyetlerin için inşaat mühendisi var mı? Elbette. Tüm bu santrallerin inşa edilmesi, bunların devreye alınması, insanlara enerji, özellikle elektrik temin edilmesi, tüm bu inşa faaliyetlerinin yine ortasında inşaat mühendisliği gözüküyor. Aynı zamanda ne yapmamız lazım? Bu yaşam faaliyetleri devam ederken insanlar tabii suyu tükettiği için atık su problemi var. Bu atık suyun da bu bölgeden ne yapılması lazım? Uzaklaştırılması lazım. Atıklardan nasıl kurtulacağız? Biliyorsunuz yine İstanbul'da İSKİ'nin çok değişik bölgelerde atık su işleme tesisleri var. Atık suları toplayarak atık suları işliyoruz. İçindeki doğaya zararlı olan malzemeleri uzaklaştırıp geri kalan suyu da yine doğaya geri veriyoruz. Yani atık işleme, atık tasfiyesi veya atık toplanması tüm bu işlemin genel ismi olarak yine inşaat mühendisliği faaliyetlerinin, özellikle inşaat mühendisliğinin hidroloji, hidrolik faaliyetlerinin içinde yer alıyor. İnsanların bir yerden bir yere seyahat etmesi gerekiyor. Ulaşım gereksinimleri var. Yollar inşa etmemiz lazım. Köprüler, viyadükler, tüneller inşa etmemiz lazım. Marmaray inşaatı, işte tüm metro inşaatlarında yine inşaat mühendisi faaliyetlerinin içinde demir yolu olsun, karayolu olsun, yine uçakların inip kalkabilmesi için pistlerin inşa edilmesi, havaalanlarının inşa edilmesi konusu da yine yapılı çevrenin dahilinde ve inşaat mühendisliğinin faaliyetleri arasında. Peki bunların sonrasında neler olabilir? Doğayla iç içe bir yaşam inşa ettiğimiz için doğa olaylarına karşı da, yine deprem gibi doğa olaylarına karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Sellere karşı hazırlıklı olmamız lazım. Yani yaptığımız yapıların doğa olaylarına, özellikle depreme ve sele karşı da dayanıklı olması lazım. Bunun sonucunda yine aynı havzada çok fazla yapı inşa edersek yine çarpık kentleşme, çarpık kentleşmenin nüfusun artması, burada ısı adalarının ortaya çıkması, trafiğin artması gibi ne oluyor? Çeşitli olumsuz sonuçları olabilir. Bu olumsuz sonuçları da ne yapmamız lazım? Önceden planlayabilmemiz lazım. O zaman şunu düşünüyoruz. Demek ki bir yerde bir yaşam başladıktan sonra, yaşam faaliyetleri, inşaat faaliyetleri belli bir aşamaya geçtikten sonra aslında doğaya karşı, doğayı etkileyecek şekilde, doğayı olumsuz etkileyecek şekilde bir seviyeye gelebilir. İşte biz burada yapılı çevrenin aslında doğayla artık iç içe olmadığı, doğayı zararlı bir şekilde geliştiği, doğaya zarar verdiği bir konuma gelmiş bulunuyoruz. Yani aslında doğanın içinde doğaya zarar verecek bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Yapılı çevre doğayla iç içe, doğayla barışık bir şekilde evrilirken birden nüfusun artması ve doğal kaynakların kötü bir şekilde kullanılması sonucunda artık yapılı çevre doğada yaşayamaz hale gelebiliyor. İşte burada gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru yapılı çevrenin evrilmesi artık doğanın bitme noktasına gelmesiyle sonuçlanabilir. Peki bu neden oluyor aslında? Bunun son yıllardaki analizlerinde şu gözüküyor. Dünya nüfusu evet artıyor. Yani dünya nüfusu geçmişte de artıyordu. Günümüzde de artıyor. Son 2000 yılda, son 4000 yıl. Çok daha gerilere gidersek aslında yine onar katı yaklaşık 4000 yılda 10 katı arttığını görüyoruz. Yani dünya nüfusu
devamlı artmaya devam ediyor. İşte 5 milyar insan, bunların işte 1 milyar küsürü Çin'de yaşıyor. 1 milyarın biraz altında Hindistan. Amerika Birleşik Devletleri 300 milyon. Avrupa'nın toplam nüfusunu yine biliyoruz, 400 küsür milyon. Türkiye'nin nüfusu ve devamlı artan bir nüfus. Ama bu nüfusun özellikle çoğu artık şehirlerde yaşamaya başlıyor. Yani şehirlerdeki nüfus artışı, kırsal kesimdeki nüfusun azaldığını, şehirlerde nüfusun arttığını gözlemliyoruz. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde şehirlerdeki nüfusların özellikle çok çok hızlı arttığını, yani normal dünya ortalamasını veya Avrupa ortalamasının çok daha üzerinde arttığını görüyoruz. Yani insanlar artık büyük şehirlerde daha çok faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Küçük illerden büyük illere doğru bir göç var. Özellikle bu gelişmekte olan ülkelerde bu çok bariz bir şekilde görüyoruz. O zaman bu ne yapıyor? Büyük şehirlerde yapı inşa faaliyetleri ve yapılı çevrenin kötüleşmesi, doğal kaynakları yok etmesi ve kısa ve uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açması sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla biz inşa yapılı çevreyi kontrolü kaybedersek, yani çok daha fazla nüfusu daha küçük bir bölgede geliştirmeye çalışırsak, o zaman ne oluyor? Yapılı çevreyi olumsuz etkilemiş oluyoruz. Bu tabii özellikle son yıllarda şehirlerin nüfusunun çok çok artmasıyla daha bariz hale geldi. Yani eskiden aslında biraz daha nüfus şehirler arasında daha dengeli dağılmışken, bugün şehirleşmenin çok artması ve büyük şehirlerde, özellikle İstanbul'da biz 16-17 milyon kişi nüfustan bahsediyoruz, özellikle doğal kaynakların çok hızlı tükendiğini fark ediyoruz. Özellikle hava kalitesinin %25 oranında havanın kirliliğini, iklim değişikliği gazlarının atmosferde %50 oranında bulunduğunu, içme suyunda kirlilik %40'a yaklaştı. Katı atık depolamada %50 oranında bir katı atık depoladık. Ozon tabakası da yine %50 civarında inceldi. Ozon tabakası incelince ne yapıyoruz? Atmosferdeki sıcaklık devamlı artıyor. Atmosferdeki sıcaklık artınca fazla sıcaklıktan dolayı dünyanın bazı bölgelerinde özellikle fazla miktarda doğa olayı, şiddetli doğa olayları, sel gibi gerçekleşmeye başlıyor. Peki o zaman bizim ne yapmamız lazım? Doğal kaynakları çok dikkatli bir şekilde kullanmamız lazım. O zaman şunu düşüneceğiz. Biz inşa faaliyetlerini yaparken doğal kaynakları daha az nasıl tüketiriz? Aslında bu biraz da benden sonra konuşacak Aslı Hocam'ın konusunda, Aslı Hocam'ın sunumunda daha detaylı değinecek. Ben sadece kısa bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Burada biraz İngilizce olduğu için açıklayacağım bu konuyu. Bir inşa faaliyeti için eğer biz tahta kullanırsak, yani wood design dediğimiz tahta kullanırsak, çelik kullanırsak ve beton kullanırsak neler fark edebilir? Yani tahta, çelik ve betonun inşa faaliyetlerinde kullanılması doğal kaynaklar açısından nasıl bir etki yapıyor? Mesela enerji kullanımında, toplam enerji kullanımında en fazla enerji çelik tasarımında ortaya çıkıyor. Neden çelik tasarımında ortaya çıkıyor? Çünkü çeliğin işlenmesi, çeliğin inşaat faaliyetinde kullanım haline gelmesi için çok fazla enerji harcıyoruz. Çeliğin kaynağından çıkartılması, taşınması, çeliğin çelik fabrikalarında eritilmesi, özellikle kömürle birlikte biliyorsunuz eriyor ve tekrar bir forma şekle sokulması inanılmaz bir enerji kaybı. Onun yerine mesela tahta kullanırsak, ahşap kullanırsak, ahşap tasarımlı bir yapı yapabilirsek, o zaman ahşabın işlenme sırasında daha az enerji kullandığımız için aslında enerji kullanımı olarak tasarruf etmiş oluyoruz. O zaman belki yapı tasarımı izin veriyorsa çelik yerine ahşap kullanılması ne yapacak? Toplam enerji tüketimini azaltacak. Yine en az atmosfere karbondioksit salınımı yapan malzeme yine ahşap gözüküyor. En fazla atmosfere karbondioksit salınımı betonarme, beton tasarımında gözüküyor. Hava kirletme durumunda yine ahşap malzemenin en az, beton malzemenin en fazla hava kirliliğine yol açtığını görüyoruz. Yine katı atıkta ahşap tasarımı en iyi,
En fazla katı atık çıkaran malzeme beton gözüküyor. Yine ekolojik doğal kaynak kullanımında da özellikle ekolojik etkide de yine en az etkiyi, doğayla en az etkiyi ahşap tasarımın verdiğini gözüküyor. Dolayısıyla biz artık yapılarımızı yaparken hangi malzemeyi kullanıyoruz? Bu malzeme doğal kaynağından çıkartılıp günün sonunda inşaatta kullanımına kadar, hatta inşaatın yıkılıp doğaya tekrar kazandırıldığı duruma kadar toplam olarak, bütüncül olarak kaynağından son kullanımına kadar bütün faaliyetlerini, taşınma, çıkartılma, fabrikada kullanılma, bütün bu faaliyetler sırasında doğaya verdiği zararı ölçmek durumundayız artık. Enerji kullanımı, hava kirliliği, karbondioksit emisyonu, katı atık, doğaya verdiği zarar, tüm bunları artık ne yapmamız lazım? Ölçmemiz ve ona göre tasarımlarımızı inşaat mühendisliğinde yapmamız lazım. Evet, inşaat mühendisliğinde klasik eğitimde aslında bunları daha önceki, yani şimdiye kadar olan eğitimde bunları çok fazla düşünmüyorduk ve son yıllarda aslında bunun öneminin arttığını gördük ve Kadir Has Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği eğitiminde de artık sürdürülebilir yapılı çevreyle nasıl tasarım yapabiliriz? Böyle bir müfredat hazırladık sizlere. Dolayısıyla artık tek tek yapılarla değil, tüm çevreye bakılarak tasarım yapılması gerekiyor. Gelişme, kalkınma bu neslin gereksinimleri sadece değil, gelecek neslin kendi gereksinimlerini de karşılama konusunda onların o kaynakları kullanmasını etkilememesi lazım. Yani doğayla barışık bir şekilde doğal kaynakları doğru bir şekilde kullanarak gelecek nesillerin de doğal kaynaklardan kullanım hakkı olduğunu düşünerek davranmamız gerekiyor. O zaman yapılı çevre nasıl tasarlanmalı? Sürdürülebilir, yaşanabilir afetlere karşı dayanıklı olacak şekilde doğal kaynakların doğanın sınırlarını zorlamadan tasarlanmalıdır. Yani bugün buraya kadar gördüğümüz örneklerde aslında özeti oldu bu. Yapılı çevre sürdürülebilir, yaşanabilir ve afetlere karşı dayanıklı. Bu bazı afetler insan kaynaklı olabilir, kirlenme gibi, hava kirliliği gibi. Bazıları da doğa kaynaklı olabilir, seller, depremler gibi. Bu şekilde doğa kaynaklarını, doğanın sınırlarını zorlamadan tasarlamamız lazım. O zaman doğal etkilerden kaçınmalı. Yani yapıldığımız tasarımın doğaya karşı etkilerinin az olması lazım. Çeşitli yazıaltı düzenlemeler yapılmalı ve kesinlikle uygulanmalı. Stratejik bir yenilenme süreci başlamalı. Biyoçeşitlilik artılması, biyokapasitenin gözlenmesi gerekir ve özellikle bunun şehirlerde, büyük şehirlerde yapılması lazım. Çünkü nüfusun çoğu büyük şehirlere doğru kaymaya başladı. Bu bağlamda büyük şehirlerde sürdürülebilir bir yaşamın özellikle temin edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz yeni nesil inşaat mühendislerinde şunu aslında, şu bilgi ve becerileri arıyoruz. Sadece inşaat mühendisliğinin, yani tasarım, yapın, yönetim gibi bilgi ve becerileri değil, aynı zamanda çevre bilincine sahip, toplumsal sorunları kavramış, farklı disiplinlerden birlikte çalışabilir mühendislere ihtiyacımız var. Ve bu çerçevede kendini yazılı ve sözlü olarak da çeşitli dillerde kendini ifade eden yetkinlik olmalıdır. Şimdi burada şundan bahsetmedik, farklı, yani çevre bilincine sahip toplumsal sorunları anladık. Farklı disiplinlerden neden? Çünkü bir, siz artık sürdürülebilir bir yapılı çevre tasarlarken aynı anda belki bir iç mimar, belki bir mimar, belki bir makine mühendisi, elektrik mühendisi çeşitli disiplinlerden artık bir masanın etrafında toplanıp beraber çalışmanız gerekebiliyor. Dolayısıyla artık disiplinler arası problemler ortaya çıktı ve bu disiplinler arası problemler dedi. Aslında bir parçası da bir inşaat mühendisi olacak. Ve biz bunu sağlayabilmek için artık Kadir Has Üniversitesi'nde yeni bir eğitim modeli tasarladık. Bu Kadir Has Üniversitesi'ndeki tasarladığımız eğitim modelinin aslında iki ayağı var. İlki çekirdek program, yani ilk senede bütün üniversitede uyguladığımız çekirdek program, evrensel değerlere sahip farklı disiplinlerle bir arada çalışan, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerilerini edinen bir ders programıyla başlıyor. İlk sene dediğim gibi sınavların olmadığı, özellikle öğrencilerin yazılı ve sözlü sunum yaparak çeşitli disiplinlerden, farklı bölümlerden öğrencilerle beraber
çalışabildiği dersler tasarladık sizlere. Bunlar işte etik olabilir, tasarım dersi var, işte beyin bilimle ilgili dersler var, matematik, giriş mühendisler için matematik dersimiz var. Yine mühendisliğin temelli, mühendisliğin tarihçesiyle ilgili dersimiz var. Çok çeşitli çekirdek programı altında size evrensel değerleri öğreneceğiniz bir program tasarladık ve sınavları kaldırdık dediğim gibi. İzleyen yıllarda ise proje tabanlı eğitim sistemine geçiyoruz. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenci merkezli, yani sizin projeler yaparak kavramları öğrenebileceğiniz ve özellikle sektörle işbirliği içinde oluşturduğumuz projelerle konuları kavrayabileceğiniz bir 3 yıl, yani proje tabanlı eğitim sistemi sizler için tasarladık. Sektördeki birçok firmayla anlaşmalar yaptık ve o sektördeki firmalardan mühendisler gelerek sizlerle birlikte gerçek hayatta onların tasarladığı, onların karşılaştığı problemler üzerinde beraber çalışabiliyorsunuz. Tabii bunun staj ayağı da var. Staj ayağını da beraber o firmalarda gerçekleştiriyorsunuz. Yani sektörle iç içe, daha inşaat mühendisliği programından mezun olmadan, inşaat mühendisi olmadan çok daha önce ikinci seneden itibaren inşaat mühendisliğinde önde gelen firmalarda problemler çözmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla çekirdek müfredat ve proje tabanlı eğitimle oluşturulmuş bir eğitim tasarladık sizler için. Sizleri de Kadir Has çatısı altında bu programda inşaat mühendisliğine ilginiz varsa ve Kadir Has'ta bu programı okumak isterseniz sizlerle bu Kadir Has çatısı altında buluşmak istiyoruz. Yani sunumumda da aslında baştan sona olarak vurguladığım gibi yeni nesil inşaat mühendisleri, yani artık klasik bilgi ve tasarıma dayanan değil, aynı zamanda sürdürülebilir çevre, çevreyle barışık, doğal kaynakları israf etmeyen, onların farkında olan yeni nesil inşaat mühendisliği öğrencileri yetiştirmek istiyoruz, yetiştiriyoruz. Sizin de bu öğrencilerden olmanızı istiyoruz, ilklerden olmanızı istiyoruz ve sizi Kadir Has Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine davet ediyoruz. Ben sözlerimi burada tamamlayayım. Sorularınız olursa tabii alalım. Daha sonra da diğer hoca arkadaşlarımız da sizlerle daha değişik konuları konuşacaklar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Gökhan Hocam. Keyifle dinledik sizi. Varsa sorularınız arkadaşlar, el kaldırabilirsiniz ya da chatten yazabilirsiniz. Oldukça açık bir sunumdu. İnşaat mühendisliğini sadece bina yapmak olarak düşünmememiz gerektiğini öncelikle öğrendik. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. O zaman şimdi ben sözü Doktor Aslı Senem Açıkel hocama bırakmak istiyorum. Yapı ve çevre etkileşimi dersimiz. Buyurun hocam, söz sizde. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yapı çevre etkileşimini konuşacağız. Konuda çok heyecan duyuyorum. Ekranımı paylaşacağım şimdi, bir saniye lütfen. Evet. Sanırım görünüyor ekran. Gayet, evet. Gayet iyi görüyoruz. Buyurun hocam. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Aslı Açıkel. 97 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimime başladım. 2002 yılında İnşaat Mühendisi unvanını aldım. Ondan sonra yine aynı yıl içerisinde aynı üniversitede Geoteknik Mühendisliği alanında yüksek lisans çalışmalarıma başladım. 2005 yılında yüksek lisansı bitirdim. 2006 yılında yurt dışında çalışmaya başladım ilk defa. Çevre projelerinde görev almak üzere Romanya'da çeşitli şantiyelerde, farklı şehirlerde bulundum. O yıl Romanya Avrupa Birliği'ne yeni girmişti ve Avrupa Birliği uyumu çerçevesinde çeşitli projeler hızlandırılmış durumdaydı. 2007 yılında Marie Curie bursiyeri olarak İtalya'ya gittim. Orada erken dönem araştırmacı
Uluslararası ünvanıyla bir araştırma projesine dahil oldum. Doymamış sistem mekaniği konusunda çalışmaya başladım. Daha sonra doymamış sistem mekaniğinin bir uygulaması olan çevre geotekniği konusunda çalışmak üzere Avustralya'ya geçtim. Melbourne şehrinde 2010 yılında Monash Üniversitesi'nde doktora çalışmalarıma başladım. 2016 yılında doktor ünvanını aldım. Bundan bir yıl önce, biliyorum biraz tuhaf ama doktora sonrası çalışmalarımı 2015 yılında Kanada'da başladım. Kanada'da Queen's Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. 2021 yılında da misafir öğretim üyesi olarak yeni açılmış olan Kadir Has Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne dahil oldum. Kısaca benim hikayem bu şekilde, inşaat mühendisliği hikayem ana başlıklarıyla. Bugünkü dersi size geçmiş yakın zamanda olan çeşitli haberlerden bahsetmek istiyorum. Bu olayı çok net hatırlıyor olmanız lazım. Geçen ay gerçekleşti. İstanbul'da beklenenin çok üstünde bir kar yağışı gerçekleşti. Bu neyle sonuçlandı? Beklenenin çok üstünde kar yağışı artı fırtına yükü beklenenin çok üstünde olduğu için, tekrar altını çiziyorum, çatı tasarımına uygun değildi ve çatıda göçme gerçekleşti. Bir sonraki habere geçecek olursak, bunu çok net hatırlıyorsunuz eminim. Bu haberi de hatırlıyor olmanız lazım. Birkaç ay önce gerçekleşti. İspanya'da Kanarya Adaları'nda La Palma Volkanı patlaması sonucunda oradaki yaşam çok ciddi bir şekilde etkilendi. Soldaki resimde gördüğünüz bir yüzme havuzu görüyorsunuz. Çok güzel bir fotoğraf. Yani tabii ki çok acı bir durum ama fotoğraf kalitesi olarak çok güzel. Buradaki lavların eve kadar ulaştığını, hatta seviye olarak çatı seviyesine çıktığını görüyorsunuz. Bir ağaç yanmakta o sırada. Sağdaki fotoğrafta ise volkan bacasından çıkan küllerin buradaki iki yapıyı neredeyse tamamen gömülü hale getirdiğini görüyoruz. Çok ilginç hava fotoğrafları bunlar. Bir sonraki haber Kanada'dan. Geçen yaz Haziran ayında gerçekleşen bir olay bu. Ben de o sırada oradaydım. British Columbia eyaletinde gerçekleşti. Çok sıcak bir yaz yaşadık. Beklenenin çok üstünde. Kanada'yı nasıl bilirsiniz? Soğuk bir ülke değil mi? Kanada deyince akla ilk gelen kuzeyde, kutuba yakın, çok soğuk bir ülke. Beklenenin çok çok üstünde bir sıcaklık artışı oldu. Haziran sonu, Temmuz başı Layton kasabası British Columbia eyaletinde üst üste birkaç gün boyunca Kanada'nın sıcaklık rekorlarını kırdı. Sıcaklık 50 santigrat dereceye çıktı Kanada'da. Tekrar altını çiziyorum. Tabii bu sıcaklık sonucunda Kanada ormanlarıyla ünlü, çok güzel bir doğası var. Kanada'da çok büyük yangınlar başladı. Layton kasabası, bütün kasaba tamamen yandı. Çok acı bir olay. Yangınlar kontrolden çıktı. Uzun süre kontrol altına alınamadı ve maalesef bütün kasaba yandı. Bir sonraki haber, fotoğrafı bir arkadaşımın hesabından, Facebook hesabından aldım. Avustralya'dan yine, Melbourne'den. Melbourne'de aşırı yağış sonucunda Ocak 2021 den bu fotoğraf. Ocak ayı tahmin edersiniz, yaz ayı Avustralya için, Güney Yarımküre'de. Evinin önünden çekilmiş bu fotoğraf. Burası aslında yol. Komşusu da pedaling yapıyor. Yolda. Bu kadar ciddi bir yağış var maalesef. Bir sonraki haber Kanada'dan, 2019 yılından. Ben yine buradaydım bu olay olduğunda.
inanılmaz bir fırtına yaşadık. Ben Vancouver dedim o sırada. Vancouver Kanada'nın güneybatısında. Vancouver'ın biraz daha güneyinde Amerika sınırında White Rock diye çok güzel bir sahil kasabası var. Bu kasabada çok güzel bir iskele var fotoğrafta gördüğünüz. O iskele fırtınaya dayanamayarak yıkıldı ortasından. Burada soldaki fotoğrafta gördüğünüz iskelede mahsur kalan birinin kurtarma çalışmasını görüyorsunuz. Sağdaki de gayet huzur dolu güzel bir fotoğraf. Fırtına sonrası sessizliğini görüyorsunuz. Bu fotoğrafı ben çektim. Su seviyelerine de dikkat edecek olursanız yıkılan bölge ya bakarsanız şurası yıkılmış olan bölge. Bu taraf okyanus yönü. Su seviyesi İskelenin sonuna kadar yürüyerek gidebileceğiniz seviyedeydi su. Ben oraya gittiğim zaman. Tabii Pasifik Okyanusu'nun açık olduğu için çok ciddi gelgitler de oluyor bu bölgede. Bu yıkılan bölgeyi görüyorsunuz fırtına etkisiyle. 2019 yılını hatırlarsınız. Avustralya biliyorsunuz dev bir ülke. Neredeyse bütün ülke yandı. Çok korkunç bir yaz geçirdi Avustralya 2019 yılında. Bu yağışlar hayatı, yani sadece insan hayatını değil doğal hayatı da maalesef çok çok kötü etkiledi. Burada yangın noktalarını görüyorsunuz sağdaki fotoğrafta. Çok korkunç bir tablo maalesef. Bu yangınların nedeninin de beklenenin çok üstünde sıcaklık artışı olduğu söylendi. Bu haber siz yaşınız itibariyle hatırlamıyor olabilirsiniz. 2011 yılında korkunç bir felaket zinciri yaşandı Japonya'da. Tohoku depremi gerçekleşti. Çok büyük bir deprem. 9 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. İnanılmaz büyüklükte bir şiddette bir deprem. Bu deprem Pasifik Okyanusu'nda kıyısında bir tsunami yarattı. Yarattığı tsunami etkisiyle çok ciddi hasarlar meydana geldi. Soldaki fotoğrafta bir geminin kasabanın içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Ortadaki fotoğrafta aynı şekilde bir tekne görüyorsunuz. Tsunami'nin boyutlarını ifade etmek açısından çok güzel resimler olduğunu düşünüyorum bunların. En sağdaki de yine tsunami etkisiyle Fukushima nükleer santralinde problemler meydana geldi. 4 tane ünitesinde ciddi sorunlar çıktı ve büyük bir nükleer felaket yaşandı bu bölgede. Yani burada sadece bir felaket değil, aynı anda deprem, tsunami ve nükleer felaketi aynı anda yaşadı Japonya. Bu konuştuğumuz etkiler, haberler hepsi son dönemlerde gerçekleşti. Gökhan Hoca'nın sunumunda da belirttiği gibi sürdürülebilir yapılanmanın önemini de altını çiziyor. Artık neden günümüzde bu kadar önemli sürdürülebilir yapılanma? Bunun da altını çiziyor. Yapı-çevre etkileşimi dediğimiz zaman, Türkçe'de biliyorsunuz etkileşim işteş bir fiil. İşteş demek ne demek? Çevre yapıyı etkiliyorsa yapı da çevreyi etkileyecektir. Karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Hadi ilk önce çevrenin yapıya etkisi deyince aklınıza neler geliyor onu tartışalım. Bir inşaat mühendisliği, klasik inşaat mühendisliği eğitiminde bu konular dikkate alınmak zorunda. İlk dikkate aldığımız etki ağırlık. Yapıyı oluşturan her bir elemanın kendi ağırlığı var. Yani bu etkiye yer çekimi etkisi de diyebiliriz. Bu elemanların kendi ağırlığından dolayı oluşan yükleri hesaba katmak zorundayız. Bunun dışında dış yükler var hesaba katılması gereken. Bu dış yükler ne olabilir mesela? Rüzgar etkisi olabilir. Rüzgar etkisi, fırtına şeklinde düşünecek olursak, Kanada White Rock örneğinde bahsettim sunumun başında. Trafik etkisi olabilir, özellikle
ulaştırma yapılarında Gökhan Hocam'ın bahsettiği gibi suyun kaldırma kuvveti olabilir. Yanan toprak yükleri olabilir zeminden kaynaklanan. Deprem olabilir. Deprem yüklerini Serven Hocam detaylı bir şekilde konuşacak. Kar yükü olabilir İstanbul örneğinde. Verdiğim gibi bunlar dış yüklere bazı örnekler. Dikkate almamız gereken etkileri şu şekilde sınıflandırmak istiyorum. Su açısından bakalım. Su derken hidrolik ve hidrolojik açılardan inceleyecek olursak suyun ağırlığını, basıncını, hızını dikkate almak zorundayız tasarımlarımızda. Aynı şekilde suyun kaldırma kuvveti eğer o tasarımda gerekiyorsa onu da dikkate alma gerekiyor. Sıcaklık değişimleri nedeniyle donma ve çözünme etkisi yine dikkate alınması gereken bir konu. Dalga konusu yine White Rock örneğinde Kanada'dan verdiğim örnekte dalgaların etkisini konuştuk. Dalgaların etkisini ayrıca tsunami etkisi olarak da konuştuk. Deprem sonrası oluşan dalga etkisi. Yeraltı suyu onun etkisi dediğimiz zaman bu etki fiziksel olabilir, kimyasal etki olabilir. Yeraltının suyu, suyunun bulunduğu bölgeye göre kimyasal bileşimleri değişiklik gösterebiliyor. Bunun da tasarımda dikkate alınması gerekebiliyor. Toprak kayması, erozyon yine su tarafından tetiklenen tek nedeni bu değil tabii ki ama suyun da tetiklediği konular. Diğer bir grup şu şekilde oluşturdum. Havanın, meteorolojinin ve iklimin etkileri. Yine bu başlık altında aynı etkileri görüyorsunuz. Çünkü siyah ve beyaz değil bu konular. Aslında yine Gökhan Hoca'nın bahsettiği disiplinler arası çalışmanın önemi burada biraz daha ortaya çıkıyor. Rüzgar etkisi, fırtına etkisi. Bunlar hava değişiklikleri nedeniyle yine sıcaklık değişimi etkileri, Gökhan Hoca'nın bahsettiği sel ve kuraklık etkisi yağış miktarındaki değişiklikler nedeniyle olacak. Sel ve kuraklık iki ekstrem karşılaşacağımız durumlar. Kar yükünden bahsettik yapılar üzerindeki etkisi ama bunun dışında çığ etkisi de dikkate alınması gerekebilir bulunduğu bölgeye göre. Donma ve çözünme yine iklimsel hava değişimleri nedeniyle dikkate alınabilecek konular. Dalga, hava koşullarındaki değişiklik nedeniyle denizdeki oluşan veya herhangi bir su kütlesinde oluşan dalgalar yapılara etkisi göz önünde bulunmamalı. Yeraltı suyu seviyesi. Yağışlarla birlikte değişecektir. Sel durumunda mesela sel demeyeyim yoğun yağış durumunda yeraltı suyu seviyesi yükselirken kuraklık durumlarında da düşecektir. Bunun da zeminin mühendislik özellikleri üzerinde etkileri olacak. Paslanma ve çürüme etkileri, yine hava kökenli etkiler. Toprak kayması, erozyon, bunu su etkisinde de konuştuk. Burada da bahsetmek istiyorum. Yine hava durumundaki değişikliklere göre oluşabilecek etkiler bunlardı. Sonraki zeminden bahsedelim. Çok tanıdık bir yapı görüyorsunuz burada. Pisa Kulesi. Zemin dediğimiz zaman uniform bir yapı değil. Her bölgede farklı bir yapı gösteriyor. Çok derinliğe göre değişiyor, lokasyona göre değişiyor. Zemin sınıflandırması bu açıdan önemli. Zeminin türüne göre mühendislik özellikleri değişecektir. Yeraltı suyu yine burada da var. Yeraltı suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri de tasarımımızı etkileyecek, dikkate alınması gereken konular. Deprem yükü, Serven Hocam bahsedecek. Deprem kaynaklı oluşabilecek olan sıvılaşma riski dikkate alınması gerekiyor. Yanal zemin yükleri,
Oturmalar, zamanla oluşacak oturmaların baştan öngörülmesi yine gerekiyor. Yine tanıdık bir madde var. Toprak kayması ve erozyon tabii ki direkt zeminle de ilgili olduğunu tahmin edersiniz. O zaman bir tekrar düşünelim şimdiye kadar konuştuğumuz konuları. Çevre etkisine dikkate alan bir tasarım yapalım. Ne yaptık? Yapının kendi ağırlığını ve dış etkileri dikkate aldık. Gökhan Hoca'nın bahsettiği gibi hepsini öngörmeye çalıştık mühendis olarak. Daha sonra bu etkilere uygun olarak malzeme seçimini gerçekleştirdik. Bu malzeme seçtiğimiz malzemelerle yapı kodlarını dikkate alarak, kodlarda önerilen kas sayıları kullanarak dayanım hesapları yaptık ve boyutlarımızı belirledik. Yani tasarımımızı yaptık. Bu tasarım öngörebildiğimiz bütün çevre etkilerine dayanıklı bir tasarım. Peki bu tasarım yeterli mi sizce? Sürdürülebilirlik açısından bakacak olursak böyle bir tasarım yeterli olacak mı günümüz dünyasında? Klasik mühendislik anlayışıyla yeterliydi, artık yeterli değil. Daha önceki haberlerde altını çizdim. Beklenenin üstünde kar yağışı, beklenenin üstünde sıcaklık artışı. Yani biz doğanın dengesini bozduk bir şekilde. Şu an artık dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konu. Yapının çevreye etkisi. Çünkü etkileşimden bahsediyoruz. Etkileşim işteş bir fiil. Baştan da söylediğim gibi. Yani doğal yaşama olan etki bu ne olabilir? Fauna, flora. İnsanları ayrı yazdım. Aslında insanları faunanın içine koyabilirsek çok şey değişecek muhtemelen. Doğaya etki, yani hava, su ve zemini kirletmememiz, zarar vermememiz gerekiyor yapılarımızı dizayn ederken. Yani sürdürülebilir bir yapılanma içerisine gitmemiz gerekiyor Gökhan Hoca'nın bahsettiği gibi. Bu ekonomik açıdan bakacak olursak, bu konunun nasıl yapılı çevre oluşumunun evrilmesinden biraz bahsetmek istiyorum. Doğrusal ekonomi klasik yaklaşımdı. Ham maddeyi alıyorduk, üretimden geçirdikten sonra kullanıyorduk ve sonunda ömrünü doldurduktan sonra çöpe gidiyordu. Buna alternatif olarak geri dönüşümlü ekonomi modeli geldi. Ham maddeyi alıyoruz, üretiyoruz, kullanıyoruz, sonra dönüştürüyoruz ama sonuçta yine çöpe gidiyor. Peki bunun alternatifi ne? En ideal senaryo döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonominin geri dönüşümlü ekonomiden farkı ne? Çöpe gitmemek. Yani ham maddeyi alıyoruz, üretim sürecinden geçtikten sonra kullanmaya başlıyoruz, sonra yeniden kullanıyoruz, yeniden kullanıyoruz, gerekirse onarıyoruz, yeniden kullanıyoruz, dönüştürüyoruz, yeniden kullanıyoruz. Dönüştürürken ham maddeye dönüştürüyoruz gerekirse ama hiçbir şekilde çöpe gitmemesini hedefliyoruz. Yani eski yöntem beşikten mezara, yani ham maddeden çöpe yaklaşımıyken ideal senaryoda, yani döngüsel ekonomi modelinde beşikten beşe hedeflenen model bu şekilde. Sizinle bir proje egzersizi yapmak istiyorum. Biliyorsunuz çok popüler bir konu. Mars'ta bir koloni kuracağımızdan bahsediliyor. Ciddi ciddi konuşuluyor bu konu. O zaman hadi beraber bir konsept proje yapalım. Yapılı çevre etkileşimi kapsamında neleri dikkate alırsınız? Yanıtlarınızı bana mesaj atabilirsiniz, el kaldırabilirsiniz. Fikirlerinizi duymayı çok isterim. Chat'ten de yazabilirsiniz arkadaşlar. Siz düşünürken ben küçük
ipuçları vereyim isterseniz. Mars'ın, Mars'la ilgili genel bilgiler vereyim. Mars'ın atmosferi Dünya atmosferiyle karşılaştırıldığı zaman yok denilebilecek kadar az. Dünya atmosferinin %1'inden daha az atmosferik basınç açısından değerlendirecek olursak. Peki atmosferik gaz bileşimleri nasıl? Onlar da çok farklı. Dünyadaki oranlara göre yaklaşık %95 karbondioksitten oluşuyor Mars atmosferi. Yani Mars'ın yüzeyi insan yaşamına uygun değil. Orada bir tasarım yaparken ne yapmamız gerekiyor? Orayı insanların yaşayabileceği bir hale getirmemiz gerekiyor ilk olarak. Onun dışında Mars soğuk bir gezegen olarak biliniyor. Ama ilginç datalar var. Mars yüzey sıcaklığının ekvator bölgesinde 20 derecenin üstüne çıkabildiği de belirlenmiş. Bu tarz ölçümler yapılmış. Yani gece gündüz arasında çok ciddi sıcaklık farkları da oluşabiliyor. Yeniden insanların yaşamasına uygun hale getirmek için bu sıcaklıkları da dikkate almamız gerekiyor. Başka bir konu yer çekimi. Yer çekimi farklı bir gezegenden bahsediyoruz. Yer çekimi Dünya ile aynı değil. Partial gravity deniyor bu yer çekimi ne? Mars'taki yer çekimi Dünya'dakine göre çok daha düşük. Dikkate alınması gereken bir konu da bu. Bununla beraber yine Gökhan Hoca'nın bahsettiği yapı malzemesi seçerken mesela ahşap tasarım yapabilir miyiz sizce? Ne dersiniz? Mars'ta. Yani ilk önce Mars'ta ağaç yetiştirmemiz gerekecektir, değil mi? Veya dünyadan taşıyacağız. Peki dünyadan taşımak ekonomik bir yaklaşım olur mu? Efektif bir yaklaşım olur mu? Olmaz. Yani orada mevcut bulunan malzemeleri kullanmak en azından ilk aşamada hedef bu şekilde olmalı. Tasarımlar buna uygun olarak düşünülmeli. Mars'ın rüzgarları, fırtınalarından çok bahsediliyor. Bu etkiler dikkate alınmalı. Yani sürdürülebilir bir tasarım yaparken her tür çevre etkisine dikkate alıyoruz. Aynı zamanda çevreye uyumlu, doğru bir etkileşim içerisinde bir tasarım yapmayı hedeflemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir soru var sanırım. Pardon, Mars'ta. Çok güzel Selin. Çok doğru bir konuya değindi Selin. Mars'ta su kaynağı. Bu konu çok önemli bir araştırma konusu. Yeni çalışmalar Mars'ta aslında su olduğunu işaret ediyor. Ama bunu nasıl kullanılabilir hale getirilebileceği tabii ki çok önemli. Yüzey suyu Mars atmosferi, atmosferik şartları Mars'ta yüzey suyunun olabilmesine izin vermiyor. Ama Mars toprağında bulunan bir tuz türü suyun yüzey suyu olarak ama tuzlu su, brine olarak Mars yüzeyinde olabilme ihtimalini işaret ediyor. Bu konuda araştırmalar var. Ama çok güzel bir konuya değindin. Çok teşekkür ediyorum katkı için. Teşekkürler benim sunumum. Bu şekilde sorularınız olursa almayı isterim. Çok teşekkür ederiz Aslı Hocam. Ağzınıza sağlık. Evet, var mı arkadaşlar Aslı Hocamıza sormak istediğiniz herhangi bir sorusu olan? Hocalarımız burada zaten. İlerleyen dakikalarda da olursa yine aynı şekilde yazabilirsiniz ya da yöneltebilirsiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Şimdi de depreme dayanıklı yapı tasarımı
dinleyeceğiz. Doktor öğretim üyesi Sarven Akçelyan hocamdan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz umarım. İyiyiz. Teşekkür ederim. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Tamam. Paylaşalım bakalım. Okay. Geliyor şimdilik. Evet, geldi hocam. Tamam mıyız? Aynen, buyurun. Tamam. Evet, benim konum da depreme dayanıklı yapı tasarımı. Tabii bu çok geniş bir konu ama elimden geldiğince enteresan taraflarını size sunmaya çalışacağım. Benim adım Sarven Akçelyan. Tabii Esma Hanım'ın dediği gibi. Kısaca bir eğitimimden bahsedeyim, hemen konuya geleceğim. Lise olarak, burada liseden arkadaşlarımız var. Ben de 2000-2005 yılları arası İstanbul'da St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun oldum. Bilmiyorum şu an bizi dinleyenler var mı bu liseden. Daha sonra lisans eğitimimi İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okuyarak tamamladım. 2009 yılından sonra Avrupa'ya yüksek lisans programı, ortak bir yüksek lisans programıydı bu. Deprem mühendisliği üzerineydi. Patras Üniversitesi'nde, Yunanistan'da, bir de İtalya'da. Neden bu iki ülke derseniz, deprem mühendisliği okuyorsanız Avrupa'da kuzeye değil güneyde okumanız gerekiyor genellikle. Çünkü aynı Türkiye gibi bu iki ülkede de deprem söz konusu. Deprem mühendisliği nedir diye soracak olursanız bazen ismi icabı bazen yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Biz deprem yaratmıyoruz tabii ki. Ama deprem mühendisi aslında yapı mühendisliğinin, o da inşaat mühendisliğinin bir dalı. Yani benim yapı olarak daha konsantre olduğumu düşünürseniz depreme karşı aslında dayanıklı yapılar tasarlamak olarak tanımlayabiliriz. Tabii daha başka özellikleri de var deprem mühendisliğinin ama benim çalıştığım konu özellikle yapı üzerinde. Ve daha sonra inşaat mühendisliğine doktora yaptım. Kanada'ya gittim, Montreal şehrinde, McGill Üniversitesi'nde 2012-2017 yılları arasında. Yine aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak dersler verdim. Çalışmalar yaptım ve 2021 yılında Kadir Has Üniversitesi'ne, ülkeme, Türkiye'ye döndüm. Şimdi anlatacağım konular gelince biraz depremlerden bahsedeceğim. Daha sonra deprem ile yapı etkileşiminden, daha sonra depreme dayanıklı yapı tasarım ilkelerinden kısaca bahsedeceğim. Ve bugünlerde yenilikçi olarak nasıl sistemler kullanabiliriz depremlere karşı, onlardan da kısaca bahsedeceğim. Umarım memnun kalırsınız. Burada San Francisco şehrinin 1906 depreminden sonraki görüntüsünü, fotoğrafını görüyorsunuz. San Francisco şehri. Bilmiyorum hiç orada bulundunuz mu? Çok güzel bir şehir. Yaklaştığınızda görüyorsunuz harap içinde, harap olmuş bir şehir. Şehrin yaklaşık %80'i harap olmuş. Tabii bu depremden sonra bir de yangın çıkmış ve çok normal olarak ve şehri harap etmiş. Şimdi bu şehir yaşanabilir bir şehir mi diye düşüneceğiz tabii. Depremden sonra eğer bu kadar büyük bir felaket yaşıyorsa, ki o felaketi aslında biz yaşatıyoruz. Çünkü depremin kendisi aslında felaket değil. Eğer binalarımız sağlamsa neden felaket olsun? Bu çok önemli kentler için ve bugün bizim için de çok geçerli. Yaşanabilir bir şehir istiyorsak, bir kent istiyorsak, dirençli bir kent de olacak. Yani doğal felaketler sonrası bu gibi büyük darbeler almaması gerekiyor. Bu da 90 yıl sonra ülkemizde yaşanan bir gerçek. İzmit depremi. Birçoğunuz değil, herhalde hiçbiriniz liseli arkadaşlar olarak bu dönemde değildiniz. Ama ülke gündemi çok büyük sarsıldı. Ve aylarca, hatta yıllarca biz bunu konuştuk. Bu da maalesef ülkemizdeki kentlerin depreme karşı dirençli olmadığını gösteriyor. Tabii bizim amacımız depremleri tahmin etmek değil, inşaat mühendisi olarak.
depremlerin olup olmayacağı bizim için çok da önemli değil. Bizim için depremler tabii ki olacak. Ülkemiz deprem ülkesi. Ancak bizim görevimiz daha çok bu depremler olduğunda buna karşı nasıl dayanıklı yapılar yaparız? Mühendisliğimiz bunun üzerine. Yani bu sonucu değiştirebiliriz. Burada son bir yılda oluşan depremleri görüyoruz dünyamızda. Güzel bir grafik. Gördüğünüz gibi bu noktalar son bir yılda oluşan depremlerin bölgelerini gösteriyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bazı noktalar bir çizgi oluşturuyor. Ve bu tabii ki tesadüf değil. Şurada gördüğünüz gibi mesela Pasifik Okyanusu'nda, aynı şekilde Atlas Okyanusu'nda burada bir çizgi halinde devam ediyor. Bunun sebebi, bu slaytta göstereceğim sebep, çünkü bizde tabakalar var. Plate tektonik dediğimiz tektonik plakalar var ve bu plakaların hareketlerinden dolayı depremler meydana geliyor. Ve dünyada en büyük depremler bu Ring of Fire, yani ateş çemberi dediğimiz bu bölgede yaşanıyor. Tabii Türkiye'de de dahil olmak üzere var ama ana büyük depremler burada yaşanıyor. O büyük Japonya depremi, Aslı hocamın bahsettiği, bu işte bu plakanın doğusunda, yani Japonya kıyılarında. Aynı şekilde Amerika'nın batı kıyılarıyla Güney Amerika'nın batı kıyılarında büyük depremler meydana geliyor. Ve Yeni Zelanda'da ve Avustralya, bu bölge, Okyanusya'nın bu bölgeleri de büyük depremler meydana gelebiliyor. Depremlerin dışında bir de şehirlerin pozisyonları çok önemli. Mesela yine bu fotoğraf, bu grafik bize depremlerin bölgelerini gösteriyor. Kırmızı şekilde noktalar depremlerin yaşandığı yerler. Ve sarı noktalar ise şehir nüfusunun 1 milyondan fazla olduğu yerleri gösteriyor. Ve bunların çakıştığı bölgeler var. Bu tabii bizim için çok tehlikeli, çünkü hem depremin hem de nüfusun yoğun olduğu bölgeler, bu bize riski gösteriyor, deprem riskini. Ve geçmişte yaşanan kötü durumların oluşabileceğinin maalesef göstergesi. Türkiye'de biliyorsunuz bir deprem ülkesi. Bu da son 2018'inde yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası. Gördüğünüz gibi özellikle koyu bölgeler deprem etkilerinin daha fazla olduğu, bu ivme haritası bunlar. İvmelerin yüksek olduğu bölgeler, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın özellikle çevresinde bu ivmelerin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye için deprem bir Türkiye gerçeği. O yüzden yapılarımız da depreme dayanıklı tasarlamamız gerekiyor. Şimdi ben depremler bu kadar, daha detaylı anlatmayacağım. Çünkü önemli olan bizim için, inşaat mühendisleri için neler yapabiliriz depremlere karşı? Bunu anlamak için önce yapı dinamiğini iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bu depreme nasıl, depreme karşı nasıl etki sunacağını, nasıl cevap vereceğini binanın yapı dinamiği belirliyor. Mesela burada bir test yapılmış arkadaşlar. Bunu mesela bir katlı, bunu iki katlı, bunu üç katlı bir bina olarak düşünebilirsiniz. Basit bir deney ama çok güzel gösterilmiş. Bir tıklayalım bakalım. Bu arada görebiliyorsunuz değil mi? Bir sorun yok videoyu. Burada bir sarsma tablası var. Küçük bir sarsma tablası. Bu tabla yavaş yavaş sarsılacak. Sağa sola hareket ediyor. Ve göreceksiniz ki bu yapı dinamiği çok önemli bir özellik. Farklı şekillerde size davranacak bu sarsma tablasının hareketiyle. Şimdi bu sarsma tablası gitgide hızlanacak yükleme, sağa sola olan yükleme. Ve göreceksiniz ki bu üç farklı çeşit bina diyebiliriz. Farklı zamanlarda salınım gösterecek. Şimdi diyelim ki bir katlı, iki katlı ve üç katlı bina dersek, görünüşe göre bu üç katlı binada bir hareketlenme söz konusu.
aynı depremi uyguluyoruz, aynı yer hareketini uyguluyoruz. Ama burada bakıyorsunuz bu 1-2 katlı binada hiçbir sarsıntı gözükmüyor. Yani çok az ama bu salıncak gibi sallanıyor şu an. Anlatabiliyor muyum? Bu da işte binaların dinamik özelliklerinin çok önemli olduğunu bize gösteriyor. Bakın burada bir rezonansa girdi bu yapı. Ve diğer binalarda hiçbir şey yokken bu sallanıyor. Biz bunun frekansını arttırıyoruz şimdi, yükleme frekansını. Ve göreceksiniz bir zaman sonra bu yapıda bir duraksama meydana gelecek. Ve orta bina sallanmaya başlayacak. Aynı depremi uyguluyoruz, aynı yer hareketini uyguluyoruz. Bu sefer de 1'de ve 3'te hiçbir hareket yok. 2 sallanıyor. Ve ben bunu biraz hızlandırmak için zaman kaybetmeyelim burada yapabilirsem. Daha da hızlandırdığımızda burada çok daha frekansı arttırıyoruz. Ve görüyorsunuz az katlı bina dediğimiz şu an sallanıyor. Diğerlerinde hiçbir şey yok. Yani depremin büyüklüğünün dışında yapının dinamiği ve yapının nasıl olduğu çok önemli. Buradan bunu öğreniyoruz. Şimdi deprem nasıl bir kuvvet diye baktığımızda F eşittir MA'dan, bildiğiniz Newton'dan bakarsanız tek katlı bir bina düşünün. Bir kütlesi var ve deprem bu binaya bir ivme veriyor. F eşittir MA, bir kuvvet, bir deprem kuvveti. Az önce bahsettiğim binanın dinamik özelliklerini, binanın salınım periyotlarını bahsediyorduk aslında. Ve düşünelim ki periyodu düşük olan binalar az katlı binalar ve periyodu yüksek olan binalar ise çok katlı binalar olarak düşünürsek, deprem spektrumuna baktığınızda, yani bu ivmenin ne kadar etkilediğine baktığınızda, düşük periyot yani az katlı binalarda aslında daha etkili oluyor deprem. Çok katlı binalarda da ivmeler daha düşük. Burada da bir şey öğreniyoruz arkadaşlar. Bazen diyorlar ki bu büyük binayı nasıl yaptılar? O kadar deprem oluyor. Yüksek bina diktiler oraya. Ama burada böyle bir gerçeği de görüyoruz. Yüksek binalarda aslında deprem ivmeleri spektrumda gördüğünüz gibi çok daha düşük. Birinci sorulardan biri de bu. Yüksek binaların etkiler daha çok olur, daha az oluyor az katlı binalara göre. Bir başka enteresan bir konu Yeni Zelanda depremleri. Bu 2010-2011 yıllarında oldu. Bunlardan biri 7.1 büyüklüğünde bir deprem. Eylül ayında Darfield şehrinde, Christchurch'a yakın bir şehir. Öbürsü de 6.3 büyüklüğünde Şubat ayında 2011'de oldu. Şimdi bu büyüklük rakamlarına baktığınızda ikinci bir klişe belki diyebiliriz. O zaman 7.1'lik bir deprem çok daha fazla hasar verdi diyebiliriz şehre. Öyle olmadı. 6.3'lük bir deprem çok daha büyük hasar verdi. Bir sorulardan biri, neden Christchurch'te 6.3'lük büyüklüğünde bir deprem 7.1 büyüklüğünde deprem daha fazla hasar verdi? İşte bu dinamiği anlarsanız bunun cevabını çok daha iyi verebiliriz. Buna baktığımızda mesela bu spektrumda biz bu depremlerin spektrumunu çizdiğimizde ne gördük? 7.1 depremin spektrumu 6.3'lük bir depremin spektrumundan çok daha az sayılarda olduğunu gördük spektrumu. Yani 6.3'lük deprem aslında çok daha etkili. Yani burada da şöyle bir çıkarım yapabiliriz, bir şey öğrenebiliriz. Depremin büyüklüğü, evet, o depremin enerjisini, evet, daha büyük olduğunu söylüyor. Ama binalarımıza ne kadar hasar verdiği hakkında aslında çok da bir bilgi içermiyor. Burada gördüğünüz gibi 6.3 deprem çok daha büyük hasar verdi. Çünkü bu deprem daha sığ bir depremdi. Şehre daha yakın bir depremdi ve bundan dolayı ivmeler daha yüksekti ve çok geniş hasarlara yol açtı. Ve aslında Yeni Zelanda gelişmiş bir ülke, özellikle deprem mühendisliğinde
ileri bir ülke diyebiliriz. Birçok aslında deprem mühendisliği literatürüne baktığınızda bu ülkeden birçok araştırma çıkıyor. Ve insanlar şöyle bir soru sordu. Binamın depreme dayanıklı olduğu söylendi. Doğru, binalar oradaki o zamanki modern deprem yönetmeliğine göre tasarlandı. Ama bu tasarım sonucunda 6-10'da 3'lük bir depremde benim binam çok büyük hasar gördü. O kadar hasar gördü ki ben binayı yeniden inşa etmek zorunda kaldım. Tabii kamuoyu bu konuda çok soru sordu. Aslında cevap basit ama kamuoyu bu konu hakkında çok bilgili olmadığı için maalesef böyle bir sıkıntı yaşıyor. Benzer sorunların ben Türkiye'de de yaşanacağını, hatta yaşandığını düşünüyorum. Çünkü aslında deprem, biz binaları depremde hasar görmeyecek diye tasarlamıyoruz. Belki birçok kişinin de bilmediği bir şey. Biz performans düzeyli bir şeyle, bir ilkeyle tasarlıyoruz binayı. O da nedir? Çok sık rastlanan depremlerde diyoruz ki binaya bir şey olmasın. Kesintisiz kullanım. Yani bina deprem sonrası kullanılmaya devam etsin. Ama nadir depremlerde hasar meydana gelecektir. Bunu da öngörüyoruz. Olacağını da zaten ona göre tasarlıyoruz. Binaların bazı bölgelerinde hasarlar meydana gelecek. Ve çok nadir olan depremlerde de göçmenin önlenmesi hedefini belirliyoruz. Yani bina o kadar çok hasar görecek ki sadece göçmesin. Yani bina hasar görsün ama içindekiler kendi yaşamlarını riske sokmadan dışarı çıkabilsinler ama bina kullanılamaz hale gelecek. Yani deprem yönetmeliğine göre tasarlanmış binaların bu performans düzeylerine göre tasarlandığını söylüyoruz. Ve birçok kişi maalesef bu konu hakkında çok bilgili değil. Bence kamuoyunun daha çok bu konuda bilgilenmesi lazım. Çünkü tasarım bu yönde. Ben bunu üniversite bir Kanada öğrencileri anlattığımda bana dediler ki hocam peki göçmenin önlenmesine nasıl tasarlıyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Hani nasıl böyle bir tasarım yapabiliyorsunuz diye. Hocam. Çok özür dilerim. Kemal sormuş. Evet. Ona benzer bir şey aslında şu anda. Ben onu ileteyim size. Göçmenin önlenmesinin önüne geçebilmek için sadece zemin yapısını mı dikkate almalıyız? Zemin yapısını hayır. Göçmenin önlenmesi aslında bu binayla ilgili bir şey. Zeminle ilgili bir şey değil. Zemin de depremi etkileyen bir şey. Deprem ivmelerini değiştiren bir durum. Ama şu an aslında benim daha çok konuştuğum binanın üstüyle yani yapıyla ilgili bir durum. Mesela kiriş kolonlarla ilgili bir durum. Zeminle ilgili değil. Yani bu deprem olduğunda çok nadir rastlanan bir deprem olduğunda aslında binanın kirişlerinde büyük çatlamalar, hasarlar meydana gelecek. Ve biz bunu öngörüyoruz. Biz böyle tasarlıyoruz. Ama asıl soru şu. Hocam siz peki nasıl tasarlıyorsunuz da binanın yıkılmayacak da biz içinden çıkacağız sorusu geliyor genellikle. O da aslında şöyle bir ilkeyi kullanıyoruz binaları tasarlarken. Kapasite tasarım ilkeleri denilen aslında amacı tam da bu olan yapıların bütün olarak daha sünek davranmasını sağlamak. Yani bina hasar alacak ama göçmeye yol açmadan hasar alacak. Mesele bu. Peki bunu nasıl tasarlayabiliriz? İşte bu da depreme dayanıklı yapı tasarımının önemli ilkelerinden biri. Biz binanın nerede hasar alacağını biz mühendis olarak biz belirliyoruz. Öyle belirliyoruz ki belirli bölgelerde hasar alacak ama bu göçmeye yol açmayacak. Şimdi burada mesela iki çeşit hasar var. Bu sol tarafta kolonlar hasar alıyor. Burada bize plastik mafsal deriz bunlara. Yani buralarda bina kolonları hasar alıyor. Eğer kolonlar hasar aldığını görüyorsunuz, burada bir yanal öteleme olacak, hareket olacak binada. Şu bölüm ağırlığından dolayı biraz daha hareketlendiğinde bu binanın göçmesine yol açacak. Bunu görebilirsiniz buradan. Ama eğer güçlü kolon ve zayıf kiriş tasarlarsak, mesela kirişlerde hasar meydana gelip de kolonlarda hasar meydana gelmediğinde bina hasar aldığında dahi
göçmeye yol açmayacaktır. İşte bizim amacımız mesela bir tanelerden biri, çünkü bunda çok detayları var, ama böyle bir binada kolonu kirişten güçlü tutmak. Bunu yapmazsak böyle yumuşak kat gibi, pasta gibi böyle üst üste binecek bina. Böyle binalarda maalesef oldu. İzmit depreminde birçok bina böyle toz gibi üst üste yıkıldılar. Birçoğu da çünkü yumuşak kat sorunundan dolayı oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu da kapasite tasarım ilkeleri. Bina hasar gördüğünde nasıl içinden çıkarım ilkesi. Örnek verelim. Şimdi biz tabii bu araştırmalar yapılırken, biz dediğim tabii bütün deprem mühendisliği üzerinde çalışanlar çok büyük masraflı deneyler de yapıyorlar. Mesela Japonya'da bunlardan biri çok normal olarak, çünkü deprem ülkesi. Onlarda büyük sarsma tabloları var. Şu şimdi göstereceğim. Bu sarsma tablası 15 metreye 20 metre uzunluğunda. Bu tam bir bina. Tam ölçekli bir binayı sarsıyorlar. Bu sarsma tablası depremi aslında simüle ediyor. Bu da önden bir görünüş. Mesela biraz sallanıyor. Şimdi arkadaşlar, bu istediğimiz bir şey mi? Bu istediğimiz bir şey değil. Çünkü burada kolonlar hasar gördü. O kolon mekanizması meydana geldi. Bu gibi testlerle, burada da görüyorsunuz, kolon mekanizması. Mesela şurada bu çelik konstrüksiyon olmasa, bunun amacı bu binayı tutmak, bina yıkılacak. Bu gibi testlerle farklı yapı elemanları kullanarak binaların depreme dayanıklılığını test ediyoruz. Ve bunlardan onlarcası yapılıyor. Yapıldı. Şimdi daha farklı bir konu, yine depreme dayanıklı yapı tasarımı, ama şöyle bir şey: peki biz illa böyle mi tasarlamak zorundayız sorusu. Yani ben depremde binamın kullanılamayacak hale gelmesini istemiyorum. Bana başka bir çözüm bul. Cevabı da var. Daha yenilikçi yöntemlerle tasarlarsak binayı, mesela deprem yalıtımı kullanırsak, ek sönümleyiciler kullanırsak, ayarlı kütle sönümleyicileri mesela bunlar gibi kullanırsak, binalarımız aslında çok daha iyi performans gösterebilir. Sanırım birçoğunuz deprem yalıtımıyla ilgili az veya çok bilgisi vardır, görmüşsünüzdür veya televizyonda izlemişsinizdir. Bu deprem yalıtımı ve ek sönümleyici binaların bu deprem performansını arttıran yenilikçi sistemler. Hatırlıyorsunuz, ben size 5 dakika önce bu spektrumdan bahsetmiştim. Spektrumdaki genellikle diyelim ki periyodu 0.5 olan bir binayı biz bu izolatörler koyduğumuzda, aslında binanın zemin katındaki kolonlarını bir çeşit zayıflatıyoruz. Çok zayıflatınca binanın periyodu uzuyor. Binanın periyodu da uzadığında bu işte yüksek deprem etkilerini düşürüyoruz. Bu yalıtımı koyarak. Amacımız binanın periyodunu uzatmak. Çünkü binanın periyodunu uzattığınızda uzun periyotlarda deprem etkileri daha az oluyor. Bundan dolayı da bir çeşit o frekans yalıtımı meydana geliyor ve binalara o yüksek deprem ivmeleri ulaşmıyor. Aynı şekilde sönümü arttırırsanız, yani bina, sönüm dediğim nedir? Mesela bina sallandığında yerine gelir. Veya herhangi bir pendulum, bir sarkaç sallandığında yerine gelir. O yerine gelmesini sağlayan sönümleme mekanizması var. O mekanizmaları arttığımızda yine depremin etkilerini düştüğünü görüyoruz. Deprem yalıtımı için neler kullanılabilir? Mesela burada elastomer, kauçuktan yapılmış deprem izolatörleri olabilir. Bunlar çok fazla
şekil değiştirebiliyorlar. Çünkü zaten amacımız şekil değiştirmesi. Veya friction pendulum dediğimiz sürtünmeli sarkaç sistemler üzerinde de binalar kullanılarak deprem yalıtımı yapılabilir. Burada bir örnek veri gösteriyorum. Yine test, bu da ilk testlerden biri aslında deprem yalıtımı binalarla ilgili. Bu Amerika'da University of Berkeley'de yapılmış bir deney. Şimdi bu testte, bu deneyde yine sarsma tablası kullanılıyor. Tuğla bir bina, yani burada gördüğünüz bu çelikler sadece yükün arttırılması için korunmuş bir şey. Çelik aslında etki etmiyor, sadece deney çerçevesi. Burada gene deprem bir şekilde simüle ediliyor bu sarsma tablasını kullanarak. Ve buradaki izolatörleri görüyorsunuz. Burada işte bu sarkaç olarak kullanılan izolatörler. İki çeşit deney yapılıyor. Bir bakalım eğer izolatör kullandığınızda de bu hasar alacak mı? Daha sonra bu izolatörleri birbirine bağlıyorlar. Yani bir çeşit ankastre bir sistem yaratıyorlar. Ve onunla beraber sarsıyorlar. Bakalım iki deneyde de nasıl sonuç alıyoruz. İlk yapılan deney izolatörlü, yani bina deprem yalıtımlı olarak test yapılıyor. Burada sarsıntı başladı. Ve göreceksiniz bir zaman sonra deprem yalıtımından dolayı bina ile sarsıntının arasında farklar meydana gelecek. Ve sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi depremde görüyorsunuz binada hiçbir hasar yok. Bu işte deprem yalıtımının çok etkin olduğunu gösteriyor. Birkaç saniye sonra aynı depremle yalıtımsız bir şekilde yapacaklar. Ve bu farkı göreceksiniz burada. Bakın tuğla duvarların nasıl hasar aldığını. Buradan iki farklı sistemin ne kadar etkili olduğunu buradan daha net görebiliyoruz. Bu tip yalıtımlar peki Türkiye'de kullanılıyor mu? Evet, kullanılmaya başlandı, hem de çok hızlı bir şekilde kullanılmaya başlandı son yıllarda. Özellikle şehir hastanelerinde, bugün bütün neredeyse şehir hastanelerinde yapılanlarda deprem izolasyonu kullanılıyor. Çok güzel bir şey bu. Mesela dünyanın en büyük izolatörlü binası bu Başakşehir Çam ve Sakuraşehir Hastanesi'nde 2068 deprem izolatörü kullandı. Ben bunu Arup firmasının sitesinden aldım çünkü onlar da bu tasarım içinde bulundular. Ve çok güzel bir şey. Türkiye'den bir binanın aslında dünyada bu şekilde manşetlerde olması, dünyanın en büyük deprem izolatörlü binası olarak. Ayrı farklı hastaneler var. Mesela Adana Entegre Sağlık Kampüsü'nde yine çok büyük bir bina, yine deprem izolatörlü. Eğer İstanbul'daysanız muhakkak buradan geçmişsinizdir Mecidiyeköy'de. Yine burada da güçlendirme olarak izolatörler kullanıldı Mecidiyeköy Viyadüğü'nde. Bir son olarak ikinci yenilik sistem diyeceğimiz, ne demiştik? Bir yalıtım var. Bir de enerji sönümleyiciler var. Enerji sönümleyiciler de yalıtım yapmıyorlar, ancak işte o kirişler yerine binaya diyor ki sen zarar görme, ben senin yerime kendimi feda ederim diye bir ilkesi var diyelim. Yani deprem sırasında aslında hasar gören yapı elemanları bu sönümleyiciler oluyor. Hasar gören veya görmeyebilir ama enerjiyi kendi sönümlüyor. Bina için fedakarlık yapıyor ve binayı aslında elastik seviyede genellikle hasarsız atlatmamıza neden oluyor depremlere. Bu metalik sönümleyiciler olabilir. Yani metalin akmasından meydana gelen bir enerji sönümleyici. Bu viskoz sönümleyici de olabilir. Bu da piston gibi düşünün, hızla çalışan ve o şekilde enerji üreten bir yapı elemanı.
Yine mesela az önce 4 katlı bir binanın bir sarsma tablasında deneyini görmüştük. Burada da benzer bir binanın bu enerji sönümleyicilerle tasarlanmış, eklenmiş bir şekilde performansını göreceğiz. Onu da görelim. Bu da yine Japonya'da sarsma tablası. Gördüğünüz şu çapraz olanlar aslında bu sönüm elemanları. Ve görüyorsunuz bu çok şiddetli bir deprem aslında. Kobe depreminin aynısını binaya aktarıyorlar. Çok büyük hasar veren bir deprem ve binada hiçbir sorun yok. Neden? Çünkü bu enerji sönümleyiciler kendileri bütün hasarı alıyorlar. Bütün enerjiyi sönümlüyorlar ve binanın hasar görmesini engelliyorlar. Yani aslında umuyorum ileride de bu sistemleri çok daha fazla kullanacağız ve daha dirençli şehirler elde edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa çok memnun olurum. Çok teşekkür ederiz hocam. Birkaç soru var. Ben şimdi onları okuyacağım ama onları okumadan önce katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İlgiyle dinlediler, sabırla sonuna değin ki bugün okulun da olduğu bir gün aslında. Gün içinde okula devam edip akşam da burada bizlerle oldular. Ve ben bu arada hemen soruyu da yönelteyim size hocam. Ve bir arkadaşımız demiş ki deprem izolatörü maliyeti çok yüksek midir? Neden konutlarda kullanmıyoruz demiş. Maliyeti çok yüksek değil. Genellikle %10 belki binanın maliyetiyle bağlantılı. Yani öyle çok yüksek bir maliyeti yok. Maalesef geleneksel bazı şeyleri değiştirmek zaman alıyor diyebilirim. Bu dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Ama gördüğünüz hastaneler artık bütün deprem izolatörlü bir şekilde tasarlanıyor. Peki neden hastaneler? Çünkü depremden sonra bu yapılar ayakta durması gerekiyor. Eğer siz yaralılarınız varsa hastanenizde yıkılmış olmasını görmek istemiyorsunuz. Ve en azından devlet bu kararı aldı, iyi bir karar aldı. Ve yapılan şehir hastaneleri deprem izolatörlü. Yani deprem sırasında bir hasar alacağını düşünmüyoruz. Umuyoruz ileride de, ki aslında ben bunun için nasıl çalışıyorum. Benim bir hani vizyon, çalışma vizyonu dediğinizden, amaç nedir dediğinizde, uzun sürede aslında bunun daha yaygınlaşmasını istiyoruz. Gelenekselleşmesini istiyoruz bu tip yapıların. Cevabı bu. Yoksa aslında çok da maliyetli şeyler değil. Bir soru daha var. Binaların deprem güvenliği sadece inşaat mühendislerinin sorumluluğu mudur? Büyük oranda. Yani sonuçta binadan inşaat mühendisi sorumlu. Binanın depreme karşı güvenilirliğini biz onaylıyoruz. Evet, inşaat mühendisi sorumlu büyük oranda. Peki Gökhan Hocam, size bir soru geldi şimdi de. Son zamanlarda aslında biraz da evet çok fazla öğrencinin sorduğu bir soru bu. İnşaat mühendisleri giderek daha mı az aranacak gibi bir soru. İnşaat mühendislerine bundan böyle daha mı az ihtiyaç olacak gibi bir soru yöneltmişler size. Ben aslında yani hiçbir zaman bu yani ne geçmişte ne gelecekte böyle bir şeyin yaşanacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi aslında bizim yapılarımızın da aslında her birinin birer ömrü var. Yani kullandığımız malzemelerin ömrüyle orantılı olarak veya çevreyle bulunması nedeniyle belli bir ömürleri var, çevreyle iletişimleri nedeniyle. Dolayısıyla biz devamlı yapılarımızı yenilemek veya insan aktivitesine bağlı olarak yeni yapılar inşa etmek zorundayız. Dolayısıyla hiçbir zaman böyle bir teknolojinin de gelişmesi nedeniyle hiçbir zaman böyle bir ihtiyacın azalacağını düşünmüyoruz. Yalnız tabii bizim inşaat mühendisi olarak biraz daha eğitim olarak biraz daha farklı bir, dediğim gibi, sürdürülebilirlik konularında gündeme alarak, yeni teknolojileri de takip ederek, özellikle son zamanlarda teknoloji kullanımı, yazılımlar, yeni programların inşaat mühendisliğinin çok sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Biz tabii meslekte inşaat mühendisliği yavaş yavaş dönüşüyor. Bu tür araçların inşaat mühendisliğinde daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla teknolojinin de gelişmesi, yapıların
yenilenmesi, insan ihtiyaçlarının devamlı artması. Bugün biliyorsunuz işte İstanbul'da birçok metro inşaatı devam ediyor. Ulaşıma paralel olarak yeni yollar yapılıyor, köprüler, yeni otoyol projeleri. Binalar artık biliyorsunuz işte ömürleri gelen dolan 40 yıllık, 50 yıllık binaların hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Türkiye'de bir eski yapıların depreme daha az dayanıklı olması nedeniyle yeni yapıların yapılması gerekiyor, yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu inşaat faaliyeti hiçbir zaman bitmiyor. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da her zaman inşaat mühendisliği mesleğine ihtiyaç olacaktır. Teşekkür ederiz tüm katılımcılarımıza ve sizlere. Bizler için de çok keyifliydi. Çok şey öğrendik sizden. Sağ olun, eksik olmayın. Arkadaşlar, bundan sonrası için de yine fakültelerimizin, bölümlerimizin atölye çalışmaları ve etkinlikleri devam edecek. Sosyal medya hesaplarımızdan ve üniversitemizin web sayfasından lütfen bizleri takip edin. Her birinize teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sağlıklı günlerde kampüsümüzde yüz yüze de bir araya geliriz. Bunu canı gönülden diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Tekrar teşekkürler hocalarım. İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.